Herkese merhabalar iyi akşamlar bugün 2 Temmuz Cuma günü akşam 21.54 sularındayken altın kısa vadeli trend analizine başlıyoruz. Evet arkadaşlar dünkü analizde altında tuzak üstüne tuzaklar var demiştik. Üçgen e, hareketini aşağı doğru kırdıktan sonra tekrardan e, üçgenin içerisine doğru giriyorduk. Ve burada da e, bizim arkadaşlar çok ciddi bir şekilde balinalar ve e, çakallar arasında yani e, boğalar ve ay ayılar arasında bir savaş olduğundan bahsetmiştik. Özetle de ons altında düşüş trendi devam ediyor. Ancak 1773 üzerinde kalmamız iyi. Ancak henüz yükseliş trendi gelmedi. Geceki yani dün geceki kapanışa bağlı demiştik. 1773'ün ne tarafta kalacağına bağlı olarak ve diğer analiz kriterlerime göre bunu değerlendireceğim demiştim. Destek dirençleri verdikten sonra da gram altında da düşüş trendi devam ediyor. 496 altında kaldıkça idi koşulumuz. Destek dirençleri verdikten sonra yine destek tarafında 488'e bir yıldız atmıştık. Orası artık bizim için güçlü bir destek olmuştu. Yarınki verileri yani bugünkü verileri şiddetle takip etmenizi öneririm saat 15.30 sularında diye aktarmıştık. Evet bugüne döndüğümüzde arkadaşlar günlük bazdaki ons grafiğini açıyoruz. Evet gerçekten ilginç bir haftaydı değil mi? Yani bugün de gerçekten e, bu beklediğimiz üçgenin sonuna Geldik ve üçgenin sonunda bir şeyler olabilir, sert hareketler olabilir demiştik arkadaşlar. Burada da artık yani bu sıkıcı durumdan artık kurtulmuş durumda olduğumuzu düşünüyorum yine Twitter sayfamızdan da biraz önce bahsettiğim durumu sizlere tekrar göstermek istiyorum. Oradaki grafiği bir buraya çizelim daha net bir şekilde tartışalım. Bakın burada altın olsun güncel grafiği bu şekilde. Burada bakın sarı üçgenin altına sarktık e, altını kırdık 1755'lere ikili dip yaptık ters çanağı tamamladık. Yine altta 1730'larda e, formasyon hedefinin olduğundan bahsetmiştik ama burada ertesi gün tekrar kanalın içerisine girmek üzere e, davrandı. Ve sonrasında da e, dün de arkadaşlar bu kanalın tekrar içine girdi üst noktasını test etti tekrar aşağı geldi üçgenin altını kırmaya ama dünkü kapanış yine Gördüğünüz gibi 1773'lerin üzerinde kapanış 1776'lardan oldu ve üçgenin de artık daraldığını ve bugün de artık sonuna geldiğimizi dün sizlere bahsetmiştik hatta bazı arkadaşlar küfür bile yazmış yani bu üçgenin de bilmem ne de sanki ben çıkarıyormuşum gibi bu üçgenleri de neyse. Bu üçgenin de arkadaşlar sonuna geldik ve üçgeni de dikkat ederseniz 1778'lerde dün 1783'ler civarında geçiyordu bu kanalın üst noktası. Şu anda 1778 civarındaki noktayı kırdı ve artık arkadaşlar kanalın bizim yükseklik kadar aşağı gitme potansiyelimiz nasıl 1730'ları getiriyorsa artık biz bu kanalı yukarı doğru kırdık ve burada da potansiyel 1780 pardon 1718'ler karşımıza çıkma ihtimali var teorik olarak. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar bunlar teori biz burada e, yükseliş trendi başladım diye sorarsanız evet başladı arkadaşlar dünkü kapanışla beraber de ben bu hareketin başladığını düşünüyorum ama bugünkü hareket bunu çok perçinledi ve ben 1775'ten bugün yükseliş girdiğimizi düşünüyorum. Burada önemli bir nokta vardı 1788'leri test etmesini bekliyordum eğer 1775'lerin üzerinde bir kapanış gelseydi. Oranın da üst, şu an üst üzerine çıktık ee, nereye kadar geldik 1795'leri şu an Bir miktar kar satışı var 1789 1790'larda geziniyoruz Hele ki şu 1789'ların üzerinde kapatırsak arkadaşlar yani 1790 diyelim düz ee, Bakın buradan gelen açık yeşil çizginin üzerinde kapatmamız bizim 1800'lere gelecek hafta Potansiyel oluşturdu diye düşünüyorum Ve burada da Yine üstten gelen Fibo'yu çektiğimizde bakın burada 1788'in önemini burada da görüyoruz. Fibo olarak dün de aktarmıştık ve burada da yeşil çizgiyle beraber çakışıyor. Dolayısıyla biz burada 1788-89'un üzerinde kapatırsak bakın gelecek hafta bir sonraki Fibo hedefi 1809 hatta formasyon hedefte yine 1815'lerde olabilir arkadaşlar. Burada ilk hedefimizin bizim 1810'lar olacağından bahsedimiz 1890'lar üzerinde bir bugün kapanış gelirse şu an artık rahatlama durumuna yavaş yavaş geçebiliriz. Çok zorlandık bu hafta boyunca. Ons altın tarafında bakın 1 2 3 4 5 6 kere yukarı denedik olmadı aşağı doğru gittik 2 kere alttan destek yaptık bakın 1730'lara doğru gitmekteyken ve burada bakın bir boşluk oluşmuş bu boşlukta aslında e, 1755'lerden e, bizim destek bulduğumuzu gösteren bir durum ikili dip yaptık yani şöyle göstereyim ben size bakın ters çanak aslında bakın burada oldu ve kulp beklentimiz vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Artık kulp beklentimizin e, potansiyel olarak artık Rahatlıkla bunu konuşabiliriz diye düşünüyorum. Burada ilk hedefimiz dediğimiz gibi 1809'lar, 1810'lar civarında bir seviye var ama tabii ki arada dirençler var. Dikkat etmek gerekiyor. Bakın 1800 bölgesinde, önceki tepelerde 1800'ler var. Onun öncesinde yine 1795'ler var. Sonrasında da bakın burada alt noktada da 1803'ler var. Yani şöyle bir kulp yapımına gidebiliriz. Bakın burası ters fincan kulp. Ee, hareketi birazcık daha temiz tarafa çizeyim bakın şöyle bir ikili dip 1755 1755 buradan bir tepki yükselişi belki 1815'ler 20 lere gidecek bilmiyorum belki daha da üstü olacak ee, ve bu hareketi de baktığımızda bu hareketi gördüğünüz gibi ters fincan kulp hareketi şu an ben başladığını düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan ee, şu an 1790'lardayız bu şekilde kapatırsak ben durumun iyi olduğunu düşünüyorum ve gelecek hafta için beklentilerimi artırırım arkadaşlar. Burada da yine hafta ortasına doğru 1803'lere doğru 7 Temmuz tarihinde 1803-1805'ler potansiyel olur diye düşünüyorum. Ve bugün de yükseliş trendinin 1775'ten başladığını e, sinyal tablomuza yazabiliriz. Yatım tavsiyesi olmadan tabii ki yanlış grafiği açtık. Ons altın grafiğini açalım. Evet uzun zamandır düşüş trendindeydik 1893'lerden 1755'lere kadar geldik ve şimdi bugün itibariyle 1774 e, en sonmuş bunu 1775 yapabiliriz. 73 demiştik arkadaşlar ama bunun 75'ten e, bugün 2 dolar üstünden olsun çok sıkıntı değil. Evet şimdi Tekrardan altın analizine döndüm. E, altın analizine döndüğümde e, şuradaki düşen trendi çizdiğimizde yine e, orta vadede yine potansiyel olabilecek noktalar var burada. E, eğer bu hareket devam ederse karşımıza çıkabilecek seviyelerden bir tanesi 1845'ler ve 1827'ler. Ama bu, buralar şu an uzak arkadaşlar. Hemen onu e, o konuda heyecanlamamak gerekiyor. 5 saatlik baza geçelim. 5 saatlik baza geçtiğimizde birazcık yakınlaştıracağım. Yine burada bakın bir tane pembe bir çizgi var. Pembe çizgi de 1790'lardan geçiyor. 1790'ların üzerinde kapatmamız çok olumlu olacağını bizlere yine durumun gösteriyor. Bunu da takip etmek gerekiyor. Ayrıca yine üçgeni de burada daha net bir şekilde görebiliriz. Ben de sizlerle beraber şimdi çizeceğim. Çünkü ben de çizmedim. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar bu üçgen hareketini? Üçgen hareketin kırıldığı nokta 1783'ler. Ee, bu 1783'lerin önemli olduğunu dün de aktarmıştık hatırlarsanız önemli bir seviyeydi ve burada da aşağı doğru gitti hareket kırılma noktası bakın burada tekrar 1750'lerden döndü kanalın içerisine girdi 1775'lerden yukarı gitti üst noktadan 1783'ün bakın önemi burasıydı tekrar aşağı geldi 1768'e tekrar kanal içerisine girdi ve bu sefer de üçgenin üst tarafına çıktı bu da hareketin güçlü olduğunu gösteren bir durum yani. Çok e, hareketli bir haftaya e, girdik ve bitirmeye doğru devam ediyoruz. E, perşembe, cuma hatta çarşamba, perşembe, cumanın hareketli geçeceğini haber akışlarıyla beraber dikkat etmenizi sizlere önermiştik. Bu şekilde de e, bunun etkilerini gözlemliyoruz. Gelecek haftada bu hareketliğin devam edeceğini ben düşünüyorum. Yukarı doğru zorlamalar olacaktır. Haber akışları tabii ki önemli haber akışlarında yine hafta sonu değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar. veya pazartesi günü çok veri olmuyor genellikle. Pazartesi akşamında önemli günlerdeki verileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Peki şimdi gram altın ne durumda diye soracaksınız gram altınla ilgilenen arkadaşlar. Evet gram altında da 496 bizim için önemliydi dün de düşüş trendinin devam etmesi için. Benim gözlem dediğim arkadaşlar burada iki 2 tane doji oluştu arka arkaya. Bir tane Topaç oluştu. Burada zayıf bir hareket olduğunu gösterdi ve alttan gelen de bakın benim ortalam 485'lerde çok önemli bir destek olduğunu ve artık bu noktanın üzerinde de bu ortalama yukarı doğru kaydına göre 488'lere doğru bizim desteğin arttığını yani 488 ile 85'ler arasında çok önemli bir destek olduğunu düşünüyorum ben şu an ve bakın burada da size yatay hareketin içerisinde olduğumuzu Öncelikle göstermek istiyorum şu yatay hareket içerisinde e, yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gündür içerisindeydik ve şu an o yatay hareketin birazcık üzerine çıktık arkadaşlar e, yani şu kanalın öncelikle bir kırılması lazım daha da rahatlamamız için ama ben 496 seviyesinin üzerinde kapatmamızla beraber ve şuradaki engulfing yeşil mumla beraber yükseliş trendine 496'lardan girdiğimizi düşünüyorum ve şuradaki pembe ortalamaya dikkat etmek gerekiyor. Üstten gelen kanal hareketiyle beraber çakışıyor. Bu noktaya kırmamızla beraber gelecek hafta 503 ve 505 noktaları potansiyel olacaktır. İndikatörlerde de burada toparlanma görüyorum. 5 saatlik grafiğe geçtiğimizde bakın yaklaşıyorum. Burada yine şu seviyenin yani 500 TL'nin üzerinde kapatmamız Bizi e, buradaki ilk tepeye yani şuradaki 503'lere sonrasında da 506'lara götürme ihtimali var. Ayrıca arkadaşlar ben burada bakın e, toba görüyorum. Solomuz, sağumuz ve baş kısmı var. E, burası boyun çizgisinde şuradan çizersek bakın boyun çizgisinin üzerinde 498'lerin üzerinde kapatmasıyla beraber. Yine teorik olarak arkadaşlar şu yükseklik kadar yukarı doğru gitme potansiyelimiz var. Buraya da koyduğumuzda 508'ler Karşımıza çıkma ihtimali var. Ama dediğim gibi bunlar teoridir arkadaşlar. Biz burada trend takip edeceğiz. Yükseliş trendi 5 saatlik bazıları devam ediyor. Ee, burada da yine 503'lerin bizim pazartesi salı günü gelme ihtimali olduğunu bizlere aktarıyor diye düşünüyorum. Yine arkadaşlar bunları takip edeceğiz. Kabaca 6 Temmuz tarihinde 503'ler görülebilir. Daha üstte de 509'lar var bakın. Ayrıca orası da şu omuz baş e, tobonun hedefi de 509'larda çakışıyor bakalım nereye olacak arkadaşlar şu an ben e, altın tarafında iyimserim 496 ve altından e, yani daha alt seviyelerden alan arkadaşlar için e, şu an için bence sorun yok yatırım tavsiyesi olmadan teknik olarak ben böyle değerlendiriyorum ve burada da altın gram altın sinyal tablomuza geçelim 496'dan artık yükseliş trendine girdiğimizi bugün itibariyle yazabiliriz Bakın en son sinyal de e, ne zaman gelmişti? Burada 526'lardan düşüş sinyali e, birazcık zayıf gelmişti. Sonrasında da hareket hızlandıktan sonra bu sinyal iyice güçlendi ve 538, 30 e, 36 civarından arkadaşlar, bu şuradaki tepe noktasını hatırlayamadım. E, bilenler varsa yardımlarınızı rica ediyorum. E, bu doların ani yükselmesiyle beraber. En yüksek 534 mi gördük 36 mı gördük 38 mi gördük hatırlayamıyorum o değeri bilen varsa bana söylerse sevinirim. Bakın bu grafikten de şöyle bir düşen kanalı çizdiğimizde e, bakın 495'lerde bu düşeni kırdığını burada da gözlemliyoruz. E, bu da e, iyi bir gösterge kaydediyoruz arkadaşlar bu grafiği ve gram altın anezine e, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi burada bakın bir yine pembe çizgiye takıldık. 500.7'lerden geçiyor. O seviyeye geçmemiz gerekiyor öncelikle. İndikatörler arkadaşlar yukarı doğru potansiyeli gösteriyor. Yani burada bu hareketin devam etmesi gerekiyor normal şartlarda. Baktığımızda e, tabii ki e, piyasada hiçbir şeyin garantisi yok ama ben 496'lardan yükseliş trendine e, girdiğini düşünüyorum ve e, ilk hedefimizin de eğer şu 501'leri aşabilirsek 503 ve 505 noktalarında bir hedef olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Yine şu tepe noktasını bilemediğim için arkadaşlar FIBO açısından çok iyi değerlendiremiyorum. Eğer 536'larda en yüksek noktayı gördüysek bakın burada da yine 500-501 noktasında FIBO seviyesi var. O seviyenin üzerinde kapatırsak Gelecek hafta 506'ların hızlı bir şekilde gelebileceğini bizlere gösteren bir durum var. bu noktayı sizlerden rica ediyorum. En gördüğümüz en yüksek nokta neresi? O bilgiye ulaşabilirsem sizler için daha sağlıklı FIBO analizi yapabiliriz diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar artık özetimizi yapalım. Ons altında e, 1775'ten sonunda tuzaklardan kurtularak yükseliş trendine girdik. 1791 üzerinde kapatırsak gelecek hafta hedefimiz 1800 ve üzeri olur. Tabii ki yatım tavsiyesi olmadan destek dirençleri yazarsak arkadaşlar burada önemli noktalar 1788 çok yakın bir noktada ama onu yazmak durumdayım yine e, üçgenin üst noktasını kırdığımız nokta 1783'lerden geçiyor 1775'te üçgeni e, tekrar üzerine çıktığımız nokta 1762'de eğer bu noktayın altında bir kapanış yapsaydık 1743 ve 1730'ların. Ee, gelebileceğini aktaran bir noktaydı hatırlarsanız orayı da yazmak durumdayız onun altını artık şu an e, gündemde değil Yine 1795'i yazalım arkadaşlar 1800 1805 e, birazcık çetrefilli bölgeye Geldik dikkat etmek gerekiyor e, Ve sonrasında da 1816 seviyesini yazabiliriz Gram altında 496'dan Bugün Yükseliş trendi başladı 501 üzerinde kapa, kapa, kapanışlar, 503, 506 hedefini gösterir. Destek dirençleri, ha, şunu da söyleyelim, ee, 497 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Evet 497, 493, 490 da arkadaşlar bizim için önemli destekler. Ve şu ortalamada yavaş yavaş 489, 490'lara doğru gidiyor. Direnç noktasında da 501 arkadaşlar şu 501'i geçmemiz lazım. 503, 506. Ve 509 seviyeleri bulunmakta. Ee, yine burada da bir sıkıntılı bölge var çünkü ee, Buraları geçmekte zorlanmıştık bakın burada bir tepe var. 502'lerde 503'lerde burada bir tepe var. 505'lerde 506'larda şu bölge sıkıntılı. Şu bölge sıkıntılı. Yani adım adım geçeceğiz öyle patır kütür geçmemiz her zaman olmayabilir. O yüzden ee, temkinli olacağız arkadaşlar. Belli seviyelerin üzerindeysek e, rahatız yine teknik olarak bizi elimizden geleni yapıyoruz. E, tabii ki en son kararlar sizin burada. E, yine teknikte de, destek ve dirençlerde e, zorlanmalar meydana gelebilir veya tam tersi destek bulabilir. Buna göre değerlendirmeniz sizin için fayda olacaktır. Peki arkadaşlar son olarak yine teknik analiz eğitimimiz konusunda bilgi almak için e, burada bir tanıtım videomuz var ve daha detaylı bilgi ve koşulları öğrenmek isterseniz buradaki mail adresine bir mail atabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları.